Hayırlı sabahlar. Bugün dünkü Yeni Asya manşet olan bir röportajdan aktarmalar yapacağız. Röportajı veren kişi kendisi de bir KHK'lı olan avukat doktor Levent Mazalı Güney. Avukatlık hakkını, gasp edilen avukatlık hakkını geri almak için de yoğun bir mücadele vermek zorunda bırakılan bir hukukçu. Mühendis, bilişimci, çok yönlü bir insan. KHK'larla ilgili olarak KHK meselesi ve ne şekilde çözülebileceği konusunda tespitlerini, görüşlerini paylaştı. Evvela KHK'ların yol açtığı genel tablo ile ilgili olarak şu bilgileri veriyor. Sümeyye Işıkçı'nın yapmış olduğu mülakatta, röportajda. OHAL döneminde kamudan çıkarılanların sayısı 250 bin mertebesinde. Kapatılan askeri okullarla 38 bin askeri öğrenci mağdur edildi. Kapatılan özel okullarda çalışan 22.474 öğretmenin lisansları geçersiz sayıldı. Özel sektörde kurumsal firmalara listeler gönderildiğini, bankalar başta olmak üzere birçok kurumdan çok sayıda ihraç yapıldığını, özel güvenlik sektöründe çalışan emekçilerin belgelerinin iptal edildiğini, işçi sağlığı ve iş güvenliği uzmanlığı gibi birçok alandaki sertifikaların da geçersiz sayıldığını biliyoruz. Ve sayamadıklarımız dahil tüm mağduriyetleri hesaba katınca tarih sahnesinde bu ölçüde kitlesel bir mağduriyetin görülmediğini söylemek yanlış olmayacaktır. Mağduriyetin böylesi görülmedi. Dünyadaki tüm ulusal veya uluslararası kolluk teşkilatlarında terör örgütü üyeliğinden aranan kişi sayısı 300 bin mertebesindedir tüm dünyada. Adalet Bakanlığı istatistiklerine göre ülkemizde 15 Temmuz sonrası 2020 yılı sonuna kadar terör örgütü yöneticiliği üyeliği suçlamalarından adli işlem gören kişi sayısı 1.576.566'dır. 2021 ve 2022 yılını da hesaba kattığımızda rakamın 2 milyonu geçtiğini söylemek yanlış olmaz. Tüm dünyada 300 bin mertebesinde terör şüphelisi varken ülkemizde 2 milyondan fazla olduğunu iddia etmek, iddianın ötesine taşıyıp bir istatistiğe göre %98.2'si daha önce hiç adli ya da idari işlem geçirmemiş, karakal görmemiş insanlara terör suçlamasıyla adli işlem yapmak hukuken de aklen de izah edilemez. 21. yüzyılda insanlığın bunca tecrübesine rağmen ve muhafazakar dindar görünümlü bir iktidar tarafından oluşturulan bu mağduriyet, tarih sayfalarında kapkara leke olarak anılacaktır. İktidar ve ortaklarına yakın olanlar, hukukun evrensel ilkelerinden yararlanırken, şimdi de bu çelişki tarafı var, iktidar ve ortaklarına yakın olanlar, hukukun evrensel ilkelerinden yararlanırken, muhalifler ve hatta yeterince yandaş olmayanlar için hiçbir ilke gözetilmedi bu süreçte. Bu ceza yargılamasının vahim tablosudur. İnsanlar sivil ölüme mahkum edildiler. İrtibat ve iltisak diye kavramlar uyduruldu. Daha önce hukukumuzda olmayan bu kavramlarla insanların mağdur edilmesi meşru gösterilmeye çalışıldı. Genellikle bu şekilde incelenen kişilerle ilgili tutulan raporlarda falanca örgütle iltisaklı olduğu değerlendirilmektedir şeklinde sonuç cümlelerine rastlanabilir. Bu saçma cümlenin anlamı aslında kayda değer bir şey bulamadık, delilimiz yok ama biz böyle düşünüyoruz demektir. İltisak kavramının idari işlem ve idari yargıda kullanılması şüphesiz hukuksuzluktur. Ve bir banka yöneticisini terfi ettirirken, çok önemli kurumların başına getirirken, bankada çok küçük miktarlarda hesabı olanları iltisaklı görüp ihraç etmek ve terörden yargılamak ise adaletsizlikte dahi eşit olunmadığını gösteren katmerli bir hukuksuzluktur. Her birimiz kaybediyoruz.
her birimiz kaybederken iktidar hukuksuzluğu terörle mücadele gibi göstererek ve muhalefeti de peşine takarak hukuksuzluğa karşı duranları terör destekçisi diye yaftalayarak yoluna devam edebiliyor. Çözüm. Çözüm için toplumun genelinde bir bilinç oluşmadığı sürece hukukun evrensel ilkelerinin hakim olduğu, insan haklarını her koşulda üstün tutan bir demokrasi kültürü oluşmadığı sürece zalimler ve mağdurlar değişir ama mesele bitmez. Bataklığı kurutmak istiyorsak etrafında birleşeceğimiz değerler bütünü olan evrensel hukuk ilkeleri ve insan hakları etrafında demokratik, çoğulcu bir toplum kültürü oluşturmalıyız. Maraton koşucuları gibi sonuna kadar hukuk mücadelesine ve adalet talebine devam etmeliyiz. Adalet koşusu ne kolaydır ne de kısa sürede hedefe ulaşılabilir. Hukuka dört elle sarılalım, tek çözüm budur. Bizim derdimiz sadece hukuktur ve insan haklarıdır. Hukuken bir kişi güvende değilse hiç kimse güvende değildir. Askeri öğrencilerin güvende olmadığı yerde Boğaziçi öğrencileri de güvende değildir. Hukuksuzluğu yapanların, yani iktidar ve ortaklarının hukuksuzluklarını kılıf olarak uydurdukları söylemleri bırakmaktır. İktidarın söylemleri ve tarzıyla, yaftalarıyla bir kesime yapılan hukuksuzluğu mazur görerek iktidara alternatif olunamayacağı gibi adalet de tesis edilemez. Burada muhalefete, özellikle muhalefetin bir kısmına mesaj. En önemli görev siyasete, basına ve yargıya düşmekle birlikte toplumun her bireyinin sorumluluğu vardır. Hukuksuzluğa karşı duran her kesim ve kişi öncelikle adil olmalı, adaleti içselleştirmelidir. Bunun da ön şartı, bırakın bir kesimi, hiçbir insanı ayırt etmeden herkes için adalet isteyebilmektir. Adaletin tesisini herkes için ayrımsız isteyelim ve bir zulme engel olamıyorsak onu duyuralım. KHK meselesi doğrudan mağdurların meselesi değil. Yargının ve aslında hepimizin içinde bulunduğu kriz ve mağduriyet, hukuk eğitiminden başlayarak hukukçularımızı ve yargımızı yeniden ele almayı gerektirmektedir. Hukuk fakültelerindeki hocalarımızdan başlayarak her yurttaş hukuksuzluklara karşı tavır alır, en azından dile getirir. Çünkü bir devletten hukuku çekip alırsanız geriye kalanı devlet diyemezsiniz ve hukuksuzluk birçok yargı mensubunun hukuksuz kararlarına kılıf olarak dile getirdiği devleti korumak amacına da hizmet etmez. Devletin temeli adalettir. Adalet çökerse devlet de çöker. Sonuç olarak şu cümlelerini tekrar nazarlara sunalım, altını çizerek. Maraton koşucuları gibi sonuna kadar hukuk mücadelesine ve adalet talebine devam etmeliyiz. Adalet koşusu ne kolaydır ne de kısa sürede hedefe ulaşılabilir. Bu süreyi kısaltmak, bunu araya girerek ifade edelim, bize bağlı. Çözüm, hukuka dört elle sarılalım. Tek çözüm budur. Hukuktan ümidi kesmek, sabrımızı tüketmek, ümidimizi tüketmek değil, asla ümidimizi kesmeden sabırla, sebatla, kararlılıkla hep birlikte hukuk mücadelesine devam etmek, hukukun temel prensiplerine sahip çıkmak, savunmak ve onların her alanda hayata geçmesi için hep birlikte bir duruş ortaya koymak. Levent Bey'e bu değerli görüşleri için, röportajı için teşekkür ediyoruz ve paylaşmak ihtiyacını duyduk ve bu görüşlerin, bu değerlendirmelerin hukuk bilincinin daha da yaygınlaşması, güçlenmesi noktasında önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Ve bu istikametteki mücadelemizi hep birlikte daha da artan bir kararlılıkla sürdürmeyi diliyoruz. Bir sonraki yayında buluşmak dileğiyle.